Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. İnnehu men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Kadirli biraderler, aka uka opa singiller, bugün tafsir borasidagi 5-chi darsimizga xush kelibsiz. Haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar. Bu tafsirni navbatdagi bahsini siz bilan bizlarga nasib qilib turibdi. Qahtalo bu suhbatlardan o'zimizga imkon qadar manfaatli xayriyalar olishimizni nasib qilsin. Aziz birodarlar, tafsirga kirish borasida 4-chi darsni tugatib, 5-chi darsga keldik. 4-ta darsimizda tafsir ilmi haqida, tafsir bilan ta'vilning orasidagi farq, ularning istilohotlari, tafsirning o'sib kelish jarayonlari, ya'ni bosqichlari to'g'risida gaplashgan edik. Oldingi darsimizda sahobalar davridagi tafsirning manbalari, masdarlari, sahobalar qatdan olgan tafsirni nimaga suyanib tafsir qilishgan, bular to'g'risida gaplashgan edik. Tafsirning turlari, lug'aviy tafsir, aqliy tafsir, naqliy tafsirlar, fiqhga oid, aqidaga oid, tarixga oid tafsirlar, turli mubtadi bid'atchilarning tafsirlari, o'z aqidalarini qo'llab-quvvatlash uchun qilgan tafsirlar, undan tashqari botiniy tafsirlar, mutasavvuflarning tafsirlari borligi to'g'risida gaplashgandik. Bugun endi inshaalloh navbatdagi darsimiz التفسير بالمأثور دان باشلايمس يعني مأثور بلان قلنجان تفسيرلار مأثور اوز اثر دان قلنجان اثر اوزبك تلده اثر ديمس بو اسلام استيلاح ده اثر ديگن سوزن قيمت وزن بار بس اثر ديگنمز ده قندهيدر روايتلار يوكي قندهيدر افسانالارن چونميمز اسلام امتي اثرلارگه كوره tafsir qildi, asarlarga suyanib tafsir yozdi desa, asar deganda ilk avvalo bizga Qur'oni Karim matnlari dalil sifatida foydalaniladi. Qur'on asar biz uchun, ya'ni eng ishonchli asar. Odamlar o'zi yozgan kitoblarni asar deb nomlayapti bugun. Biz Qur'oni Karimni asar deyishimiz istilohga oid. Hadis shariflar asar, birodarlar. Hadisi shariflar asar deb yuritiladi. Sahoba va tobiinlarning ham o'z davrlarida islom dini asosida aytgan tafsirlari asar deyiladi. At-tafsiru bil ma'thur desa aynan shu tushuniladi. Xo'p. Yana bir nomi bor. At-tafsiru bil ma'thur yoki at-tafsiru naqli deyiladi. Naqliga ko'ra tafsir qilinadi. O'zlarining fikrlari bilan menimcha mana shu oyat shunaqa bo'lsa kerak deyilmaydi. Bu eng mashhur tafsir usuli va eng ishonchli tafsir usuli hisoblanadi. At-tafsiru bil ma'thur. Bugun xohlaganini gapirib tafsir aytayotganligida biroz musulmon inson, biroz talaba ilm yo'lida yurgan odamni tashvishga soladigan holat. Xohlagan gapini gapirib tafsir aytishga haqqi yo'q. Bugungi suhbatimizda bunga biroz urg'u beramiz. Aw at-tafsiru an-naqli huwa at-tafsiru al-Qur'an bima ja'a fi al-Qur'an nafsihi min tibyanin li ba'd ayatihi. Xo'p, at-tafsiru an-naqli naql orqali tafsir qilish yoki asarlar bilan ma'surlar bilan tafsir qilish nima degani desa, ya'ni Qur'onni ba'zi oyatlarini boshqa oyatlari bilan tafsir qilish. Qur'onda bir oyat keldi, uning boshqa joyda batafsil tafsiloti keldi. O'sha tafsiloti bilan birinchi oyatni tushuniladi.
ilmning ahamiyatiga e'tibor bering birodarlar. İlimning ahamiyatiga. Qur'oni Karimning o'zining bitta oyatini o'qib, mana shu oyatga ko'ra biz mana bunday qilishimiz kerak deyishni xatarli, oqibati juda noqulay vaziyatga oborib qo'yishi mumkin bo'lgan vaziyatlar bor. Nimaga? Chunki Qur'onning oyatlarini boshqa bir oyatlar tafsir qiladi. Qur'onning bitta oyatini olib, o'zining maslagi, manhaji, o'zi qilib yurgan ishga shuni quvvat dalil deyishlikdan biroq shoshilmaslik kerak. Nimaga? Alloh taolo Qur'oni Karimni butun boshli kitob sifatida bizga nozil qildi. İslam ümmeti Kur'an'ın bitti ayetini alıp mana şu iken din deyip geçişlik ki hakkı yok. İslam ümmetinin bugünge kadar müstahkem safta ahli sünna vel cemaanın etrafıda cipis olarak yitip gelişige sebep kitabki bir bütün iman keltirgenleri. Allah Teala bunu takitleydi. Kur'an-ı Kerim'de dedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Kitabın bazısına iman keltirip ve bazısına kafir bolasizler mi? Xitob Yahudilerge yok ki ahli kitab Nasraniylerge. Şu bilen birge bu kitabke xitob Kur'an-ı Kerim'ge ham tegişli. Hadisi şeriflerge ham tegişli. İnsan özü bilgen bilmegen bitti ayetini yarmını kesip alıp bir hadisini çalatım çakki özbekçesini oku alıp bana şu din eken deyip yürüşlüge öte hatarlı vaziyetke abarıp koyadı insanını. Bugün şu vaziyetini kuruyapmız. Bugün tıpkı tüzük adamlar ahl-ı sünna vel cemaanin asas formülalardan, asos protokollardan bulgen narsalarga bemalol tosh otishi yaptı. Yani özlerine ahl-ı sünnemen deyişi yaptı. Şükürlerdeki hadiselerini aytayapman. Ben. İmamlarga, müfti canaplarga, ahli ilimlerge, tane taşını otu yetken, kayağdaki bir dizayner, kayağdaki bir mebelçi, kayağdaki bir adabiyatçı. Bu gaplar bilen mebel, dizayner, adabiyatçılığını kemsitmekçi mesmen. Dizayner, dizaynerliğini kılmastan müftiyge taş atı yaptı. Mebelçi, mebelçiliğini kayıl kıp koymastan imamlarga taş atı yaptı. Bu, ahli sünneden ben çıktım degeni. Şu bugün bitti ülkemizde hem sohbetini korup kaldım, yazıp kaldı, iki saat boptu koygeni. Madrasa okuyen böyle. Uşunakalar bilen aralaşçılığının akıbeti de uyan halde imamlarını çayınışka ötüşü başlattı. Birodarlar aytib qo'yay. İmamını çaynagan adam ahli sunna val jamoadan chiqishlikni boshlagan adam. İmamını imomatligini gapirish xatarli narsa. Shaxsiyat haqida shaxsini gapir. Yomon yoqtirmasang shaxs haqida gapir, xo'p, o'zing bilasan, u ham g'iybatga kiradi-da. Agar duxinga yetsa, haqiqiy dinga tashvishing bo'lsa, kelib o'ziga ayt. Lekin juda endi o'zingdan İçinge sığmayatken bulsan imamlarını gapirma. İmamlarga bugün hücum bu her daim tarihten kıyametke kadar bu ketedi. Ahl-ı sünna vel cemaage muhaliflerinin vazifesi. Bu muhalifatını birinci havariciler yolga koygen. Ondan keyin şialar bunu devam ettirgen. Ana ondan keyin mutezileler bu işini rasmi dairede devlet miqyosda qilgan. Ahl-ı sünna nima bo'lganda ham imomlarni himoya qilishlik bilan ajrab turadi. İmam fojir bo'lsa ham, bar bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham imom deyiladi ahli sunnada. Iqtido qilamiz deyiladi. Har bir yaxshi va yomon imomning orqasida namozga iqtido qilamiz deyiladi ahli sunnada. Bugun imomlarga tosh otayotganlarni ro'yxatini o'zingizcha bilib qo'ying ahli sunnadan. Çetke çıkayatken adamlar. Bunun sebebi ne miyken? Kitabının bazısına iman keltirgen bular. Bazısına hali yeti barmagen. Uşa sıfatke duçar bugan adamlar. Şariyatını biz bütün düşüngen adamlarmaz. Bir bölgeni alıp şunu üstte ketiyatken adamlar. Nimege muhmeken Kur'an'ı bil ma'tur nakli tafsir kılıçlikte Kur'an'ın nakli tafsiri haqida biz Qur'onning hammasini bilishimiz kerak birinchi o'rinda. Ba'zilarga aytsak nima deyatuvdi? Qur'onning hammasini bilish shart emas. Nimaga bilish shart emas?
Qur'on bil ma'sur. Ba'zi oyatlarni boshqa oyatlar bilan tafsir qilishimiz kerak. Bitta oyatni o'qib shukan xulosa deb bo'lmaydi. O'sha oyat, o'sha mavzu, o'sha mavqifga aloqador hamma oyatlarni olib kelib, keyin xulosaga o'rin bo'ladi. Oyatlardan tashqari shu mavzuga aloqador barcha hadislar, sahobalarning bunga aytgan fikrlari, ahli sunna val jamoaning bu boradagi xulosalariga murojaat qilmasdan tafsirga, hadisga, Qur'onda unday degan ekan, hadisda bunday degan ekan, devorishning oqibati o'ta xatarli. Xo'p. Tafsirul Qur'an bima ja'a fil Qur'an nafsihi. Qur'onni o'zida kelgan oyat bilan Qur'onni o'zida kelgan oyatni tafsir qilinadi. Ba'zi oyatlarni boshqa oyatlar ochiqlaydi, oydinlashtirib beradi. Va bima usira anir rasul sallallohu alayhi va sallam والصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين. Yana payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bizgacha yetib kelgan sahobalardan va tabiinlardan bizgacha yetib kelgan asarlar bilan Qur'on tafsir qilinadi. Bu at-tafsiru bil ma'thur deyiladi. Yuqoridagi tafsirlardan alohida ajratib o'rganyapmiz buni. Bizga muhim bu binodarlar. Qur'onni tafsirini o'zining Qur'onni oyatlari bilan hadisi sharif sahih rivoyatlar bilan sahobalarning qavli va tabiinlarning qavli bilan so'zi bilan tafsir qilishimiz kerak. Buni at-tafsiru bil ma'thur deyiladi. Wa qad kana hadha an-naw'u min at-tafasir awwaluha zuhuran kama tadarraja khilala tatawwur hadha al-'ilm min ar-riwayati fi 'asr as-sahabati wat-tabi'in ila at-tadwin fi al-qarn ath-thani. Bu tafsir Qur'oni Karim Payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislari va sahobalarning qavli va ulardan keyingi tabi'in sahobani ko'rgan zotlarning qavli bilan tafsir qilinib, keyingi bosqich, ikkinchi asr, hijriy asrning ikkinchi, ya'ni hijriy asrda ikkinchi yuz, ya'ni 200-chi hijriy asrga kelganda, ya'ni 200-chi jumlani biroz chalkash tushunmaylik. Ikkinchi asr deyapmiz, ya'ni yuzliklar. Birinchi asr payg'ambar alayhi salatu vasallam va sahobalar tabi'inlar davri, ikkinchi asr tabi'a tabi'inlar davriga o'tdi endi. Sahobalarni ko'rmagan avlod. Bular tadvin, tafsirni yozish uchun ko'p bazil harakat, kuch-quvvat saplashdi. Ana shu davrga qadar ilk ko'zga ko'ringan tafsirlar at-tafsiru bil ma'sur deyiladi. Ya'ni Qur'onni Qur'on bilan, Qur'onni hadis bilan, Qur'onni sahobaning qavli bilan, Qur'onni tabi'inning qavli bilan tafsir qilinadi. Asosiy, ya'ni hech ixtiloflardan bari bo'lgan, ozod bo'lgan davr. Keyin 2-chi asr boshlandi, keyin nima bo'ldi? 2-chi asrda Umar ibn Abdul Aziz 101 sanada vafot etganlar, bu kishining buyrug'i bilan butun ufuq musulmon xalqlariga hadislarni yig'ish, yozishlikni buyurganlar. Hadislarni yig'ish, yozish vazifasi amalga osha boshlaganda tafsirlar ham yig'ila boshlandi. Ya'ni hadislarda tafsirlarning mavzulari bor edi. Nima bo'ldi keyin? Li'annal hadis kana awwala mahtamma al-ulama bi tadwinihi. Ulamolar ilk ehtimom qilgan, kuch-quvvat saplagan yozishda hadisga bo'ldi. Summa lamman fasalat tafsiru anil hadis va afrada bi ta'lifin khasin kana awwala ma zahara fihi sahifatu Ali ibn Abi Talha, Ali ibn Abbas. So'ngra hadislarni to'plash jarayonida ba'zi ulamolar, o'sha tabi'inlarning shogirdlari, tabi'a tabi'inlar nima qilishdi? Endi hadislar ichida tafsirlarni alohida bob qilib, alohida bitta mavzu qilib yig'ishni boshlashdi. Ilk sahifalar Ali ibn Abi Talhani ibn Abbosdan degan rivoyatlarni yig'ishdi. Ilk birinchi ko'zga ko'ringan tafsir borasida yozilgan asarlar ichida birinchi asarlar nima ekan? Ali ibn Abi Talha Hashimiyni Ibn Abbas radiyallahu anhumadan degan rivoyatlarini yig'ishdi. Summa zaharat ajza'un fi tafsiri ka juz'i Abi Rawq. Abi Rawqning
ya'ni bobi juz'i degan tafsir ham zohir bo'ldi. Va ajza'u Muhammad ibn Thawr an ibn Jurayj. Ibn Jurayjdan Savr, Muhammad ibn Savrning rivoyati degan tafsir bo'laklari paydo bo'ldi. Bismillah. ثم ظهر التأليف الموسوعي في التفسير الذي جمع أصحابه فيه كلما روى روي من التفسير المأثور كتفسير ابن جرير الطبري توسع أصحابها في النقل وأكثر منه بالأسانيد المتصلة حتى استفاض سنرى تفسيرلردا موسوعي تأليفلر باشلند موسوعي دیگه تولا قرآن کریم همه سنت تفسیر قلش اوندا Bu tafsirni yozayotgan zotlar har bir tafsirlariga tafsiri ma'surga murojaat qilib yozishdi. Ya'ni alhamdu bo'lsa, bu alhamduni haqida tobi'in nima degan, u sahobadan nimani rivoyat qilgan, sahoba payg'ambar alayhi salatu vasallamdan nimani ko'rgan va Qur'oni Karimning o'zida aynan alhamdu to'g'risida qancha oyat bor, ma'nosi nimadan iborat, nimaga dalolat qiladi, qayerda qanday ma'nolarni ifoda qiladi. Mana bu usulda mavsu'iy tafsirlar yozila boshlandi. Bu mavsu'iy tafsirlarni ichida ilk ko'zga ko'ringani katta tafsir bor, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullohning tafsirlari. Juda katta jild, 30 jild meni bilishimcha, hozir matbu, ya'ni tab qilingan, chop qilingan. Ibn Jarir Tabari. Tabari'nin usulleri şu. Hadislerini, ayetini keltirip, tagidan ayetke tegişli ahli ta'vil, tafsir ahliler bu hakkıda bunu dey dey deyip, özlerden aldığı tabi'inlerini, sahabelerini ve Kur'an'ın özünü ayetlerini keltirediler de. Üç hıl yani ihtilaf bulsa, hemesini keltirip, ahırda tercih kılediler. Benimce bu deydiler, manımızı kuşlira deydiler. Acayip usul. Ibn Jarir Tabari siz tafsir ilmini tasavvur qilib bo'lmaydi. İlk qadamlardan va at-tafsiru bil-ma'surga eng yorqin dalillardan hisoblanadi bu kishining kitoblari. Bismillah. Tawassa'a ashabuha fi-n-naqli. Bular naqlni kengaytirishdi, ya'ni naql rivoyatini Qur'on tafsiriga hadislarni ko'p keltira boshlashdi. Va aktaru minhi bil asanidil muttasila. Keyin muttasil sanatlarni keltirishdi. Muttasil sanatni keltirish ilmda eng katta kashfiyot edi. O'zi islom ummatini Alloh subhanahu va taolo Qur'onini muhofazasi, hadisining, shariatining muhofazasida sabab o'laroq sanatlarni sabab qilganligini ulamolar e'tirof qilishadi. Sanat mana shu aytayotgan gapimga Abror Muxtor Aliyni o'zi gapiryapti desa ishonmang. Abror Muxtor Ali sizga aytayotgan gapni ustozi, ustozining ustozi borib-borib sahobalardan payg'ambar alayhi salatu vasallamga ulab bersagina ishoning deyishlik men soddaroq misol keltiryapman. Bu dinni qiyomatga qadar muhofazasiga xizmat qilishligini ulamolar e'tirof qiladi. Din hech kimniki emas. Din hech bitta shaxsiy odamning mulki emas. Din birodarlar barchamiz birdek amal qilishimiz kerak bo'lgan ilohiy ta'limot. Bu ta'limotda bilgan bilmagan gapiraverishligining xatarlari mana shu o'rinlarda yuzaga chiqadi. Ya'ni yaxshi sezadi inson, aqli xushi joyida odam bu holatni, bu vaziyatni ko'rganda aytadiki, "Ha, bu din oddiy narsa emas ekan" deydi. Chunki san'atlar bekorga zikr qilinmagan. O'sha san'atlarni zikr qilishlik ularga Alloh taolo ilhom bergan. Jarir ibn Jarir Tabari tafsir qilar ekanlar, tafsir arabchani biladi. Atrofida hamma odamlarni yaxshi taniydi. Imom Tabari vaqtida mujtahidi mutlaq deb e'tirof qilingan, ya'ni o'zi da'vo qilgan insonlardan. Lekin Imom Tabarining gapi bu, mana tafsir deb ketmadi. Nima dedi? Ahli ta'vil, mufassirlar bunda bunday deydi deb ustozlariga, ustozlari tabi'in, 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 sahoba va Qur'onni o'ziga ishora qilishdi.
Şunday katta zotlar o'zlaridan mas'uliyatni xolis qilib ulamolarga, katta ulamolarga mana bular shunaqa degani uchun men buni yozyapman dedi. Bugun bitta mebelchi chiqib olib, u undoq, bu bundoq, Qur'on undoq, hadis bundoq deb yuribdi. Sochingga o't tussin seni. Ahli sunnaga bunday shalay valaylarni Qur'on oyatlari, tafsir hadislar, imomlar haqidagi gaplarini mutlaqo yaqinlashtirilmaydi birodarlar. Kim o'shalarga ergashayotgan bo'lsa, fitnaga moyil bo'lyapti, ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Qur'on san'at bilan muhofaza qilindi. Hadis san'at bilan muhofaza qilindi. Qur'on hadis hayotda tatbiqi bilan muhofaza qilindi. Quruq tarjimaga gapirib, mana shu islom, mana shu din, qolganlar hammasi adashgan, imomlar hammasi haqni gapira olmaydi degan narsadan iborat emas. Qur'on ilmdan iborat. Bismillah. ثم وجد بعد ذلك أقوام دون التفسير بالمأثور بدون ذكر الأسانيد. سونغرا منش ابن جرير الطبري رحمه الله تن كين. بكشة 300 سنة إنسان. ابن جرير الطبري رحمه الله تن كين. نما بولد. بعض insanlar تفسير yazdı. Tafsir yozishdi, lekin endi ular sanatlarni tashavorib yozishdi. Sanatsiz. Masalan, Ibn Abbos bundoq dedi. Muqotil bundoq dedi. Ibn Umar bundoq degan, Hazrat Ali bunday degan deb ketishaverdi. Sanatni keltirishmadi. Bu ikkinchi etapdagi hodisa. Ular nima qilishdi? Aksaru min naqlil aqwal biduni tafriqati bayna sahihi va g'ayrihi. Ular gapni ko'paytirishdi. Qancha tafsirda gap ko'paysa, shuncha ularning tafsirlari kengaydi. Lekin ular gapni ko'paytirish bilan birga sahih qaysi edi? Sahih bo'lmaganlari qaysi edi? Bu rivoyatlarni aytayotgan odamlar aynan shu gapni haqiqatda aytganmidi? Bunga e'tibor qaratishmadi. Natijada nima bo'ldi? Natijada sahih bilan saqim, to'g'ri bilan noto'g'ri, ishonchli bilan ishonchsiz aralashib ketdi. Xossatan tafsirga tegishli bo'lganligi uchun tafsirga aloqador sahobalar ichida mashhur zot Ibn Abbosning gaplarini ko'paytirishdi. Bi xossatin Ali ibn Abbas va Ali ibn Abi Talib Ibn Abbosdan Ali'dan deb rivoyatni ko'paytirib olishdi. Hatto Imom Shofiiy rahimahullohdan shunday gap rivoyat qilingan. U kishi aytadilarki, lam yathbut Ali ibn Abbas fi tafsir illa shabih bi mi'ati hadis deganlar, ya'ni Imom Shofiiy aytadilarki, Ibn Abbosdan juda ko'p rivoyat qilingan u, lekin 100 ga yaqini aniq Ibn Abbosdan deb rivoyat qilingan tafsirga tegishli gaplarni 100 ga yaqinigina sobit. Qolganlari hammasi sobit emas. Kim aytgan uni, kim to'qigan, kim qo'shib yuborgan bilmaymiz deganlar. E'tibor beryapsizmi jiddiyatni? O'zbekchadan o'qib tafsir gapirayotganlar, o'zbekchani men arabchani bilmasam ham dindan gapiraveraman deyotganlar ilm ko'chasini yoniga ham yaqinlashmaganligini bilyapsizmi? Mingga yaqin rivoyat bor Ibn Abbosdan degan. Lekin 100 ga yaqinigina sobit deyaptilar Imom Shofiiy rahimahulloh. Wa huwa adadun la yakadu yuzkaru amama ma yurwa an Ibn Abbas fi at-tafsir. 100 ga yaqin deyapti Imom Shofiiy. Bu shunday raqamki deyaptilar. Ibn Abbosdan deb rivoyat qilingan rivoyatlarni oldida arzimagan narsa. Minglagan rivoyatlar bor. 100 ga yaqinigina sobit. Ya'ni rivoyatni haqiqatda Ibn Abbosdan ekanligini isbotlab bo'lsa bo'ladi. Qolganlari Ibn Abbosdan emas.
وهذا يدل على مبلغ ما دخل في التفسير بالمأثور من الروايات الموضوعة والإسرائيلية. معنى شو حادثة أوزيجنة؟ معنى شو حادثة أوزيجنة؟ التفسير بالمأثور كين شلك صحابة لردن تابعين لردن دب تفسير روايات لر مفسر لرنين تفسير لرني إيجيجة أصل صحيح بولمجان sürüştürülmegen ve hatta mavzu bugen tokulgen yolg'on bugen İsrailiyat mavzusu bilen kirip ketken bir kança rivayetlerge aralaşıp gitti tafsirler. Ve laqad kanat kathratul marwiyat akbar amil fi sarfi himmetul ulema ilal bahthi ve temhis. Keyin nima bo'ldi? Keyin ulamalar to'xtaynardi işte. Ahli sunna val jamoani bir menhec bulup, meslek bulup şekillenişliğinin sebeplerinden bittesi hem bu. Bana bu hadis eken, bu rivayet eken, İbni Abbas'tan eken deyip adamlar her türlü yapını yapırışını başlayken de Ahl-ı Sünne ve Cema'a ulemalarından katta bir zatlar meydana çıkıştı. Kural bilen, yani ilmi kural bilen çıkışıp rivayetlerinin sahihi, zayıfı, mevzusu İsrailiyatlarını ajratışka kirişti. Juda katta himmatlarını şu yolga sarflaştı. Ana o'sha davrlarda bu kazzob, bu daccal, bu la yuktabu hadisuhu, bu siqa, bu ishonchsiz degan gaplarni ortaga qo'yishdi. Bu iş aslida hadislarda boshlangan edi. Bu hadislarni rivoyat qilishlik oqibatida hadislar mavzusi ichidagi tafsirlarga ham bu tegishli bo'ldi. Ben her daim mavzuna ahamiyyatiga sizlarni qimmatli fikirlaringizni tortishga harakat qilyapman. Dostlar, birodarlar, real tushuning, voqea hodisaga to'g'ri ko'z bilan nazar soling. Bugun arab tilini bilmayman, arabchani bilmagan ham Qur'ondan gapiraveradi deyotgan odamlar musulmon ko'rinib dushmanlik qilayotganini e'tibor beryapsizmi? İçimizde durup bizge bıçak uruyapken adamlar bunlar. Ozu bilmeydi. İmamlarını hakaret kılıyetkenler, özümüzünü içimizde durup düşman kılalmayetken işini kılıyetken adamlar. Düşman kılalmayıp da o işini. Düşman bizni içimizde her türlü fitne, fesat, yalgan, kizip, şuna kadar narsalarını kritiş bilen avara, onu kılalmayan deyinkin içimizdeki o şey mebelçi. Ben yine kayıtıp aytaman, mebelçilikni kamsitish yok bu joyda. Mebelçi mebelçiligini kılsa, makam martaba topadı o'sha joyda. Lekin mebelçi dinden gapirsa, imamlarını gapirsa, meni roboroyimdan çıktı yüzüge tüpüremen şuna qo adamlarını. Korkmayayım ben ulardan ben. Çünkü ularını yüzüge tüpürüş, ularını öz davrıda makamınıge ot kısıp koyuş, bu ilmi meydandaki cihat kısaplanadı. Ularını tilini bağlayıp, tügüllep koyuş gerek. Dinden gapirişlikke hakkı yok. Dinden gapirişlikke hakkı yok. Demek, her türlü yani mavzuatlar, İsrailiyatlar tafsir ilmige kırdı. Tafsir ilmige cüda köp kırgan birodarlar. O'sha sanatlar zikir qilinmasdan tafsir yozishlik oqibatida 2-chi hijriy asrda bu ishlar keng yoyila boshlandi. Demak, ulamolar nima qilishdi? Katta urunish bilan o'sha tafsirlarga kirib qolgan, har turli mavzuatlarını, zayıf rivayetlerini yani ajratışlıkka sarplaştı. Hop. Bazıları ayeti yaptı. Mebelçi bilen dizaynerge til tekkize vermeyin deyip. Til tekkiz uyadı tursun hala. Hala karab tursun bular. Bular şu dünyanı özde pes bulmasa, eğer tavba kılmasa pes bulsun. İlahiyo, ben kargıyım ularına. Demek ki dinimge hücum kılıyetken uçun.
ularni pes mahov bo'lganini ummat ko'rish kerak. Menga yarashmasligi mavzu emas. Menga ahli sunna val jamoani mavqifini va o'ta qimmatli saf ekanligini bildirishni o'zi yarashadi menga. Shu kifoya menga. Kimgadir yoqmagan bo'lsan, narroda yuraversin. Bismillah. Kuzatib turinglar, o'sha mebelchini ham chizib qo'yinglar, ro'yxatingizga olib qo'yinglar. Kim u Pozuljon Xo'jami, kim u? Surishtiringlar shuni, oilasi qanaqa ekan o'zi? Amma xolasi ham ro'mol o'rab, hammasi namoz o'qib yurganmikin, surishtiringlar. İmamlar ne yapardı? Uzunun hayatı ne miyken hala? Kimdendir pul alıp bilmeyi yürgenliği doğrusu da yapılar yürüttü ya bu yolda. Elbette kıyınçilik var. Kimdir bilmeyi kıyınırken bulsam öyle. Lekin o imamların yapılışı ki hakkı yok. Hakkı yok. Yok megan adamge katta köçe. Biz dinimizni buna kengi her türlü qadri yo'q bo'lgan odamlarga oyoq osti qilib qo'yishlikni xiyonat deb bilamiz. Yoqmasa bemalol. Bemalol. Xo'p. Ammal wad'u faqad kana masdaruhu ahlul bid'a wal ahwa wal firaq. Yuqorida sanatsiz rivoyatlar tafsirlarga kirib ketdi. O'sha sanatlarni keyin tekshirib ulamolar qaysinisi sahih qaysinisi zaif bunu tekshirib her türlü işler bilan ularını tozalaştı. Keyin tafsirlarga to'qima gaplar kiritish boshlandi. To'qima gaplar. Yolg'on gaplar kiritish boshlandi. Ana shu to'qima gaplarni kimlar kiritdi? O'zining e'tiqodi, o'zining aqidasini quvvatlash uchun ahli bid'atlar kiritishi boshladi. Yoki ahli kufur İslomga düşman bo'lgan odamlar İslom musulmonchilikka musulmonlar nomi bilan o'zlarini orasida ixtilof chiqarish uchun turli gaplarni qo'shishdi. Wal aqwamu allazi dakhalu fil islam zohiran. Ba'zi jamoalar zohirda, ko'rinishida musulmon bo'lib kirdi. Nomini musulmoncha qo'yib oldi. Soqol qo'ydi. Ayol bo'lsa ro'mol o'rab kirdi. Musulmonlarning ichida ko'z yoshini to'kib musulmon ko'rindi. Wa hum yabtinuna al-kufra biqasdil kayd lahu va tadlili ahlihi. Yoki va tadlili ahlihi. Ular kufrlarini, nifoqlarini berkitishib musulmonlarning ichida fitna qo'zg'ashlik, ularni parokanda qilishlik uchun bunday vazifalarga kirishishdi. Ular nima qilishdi? Fawada'ur riwayatil batila fi tafsiril Qur'an. Ular Qur'on tafsirlariga botil bo'lgan tushunchalarni kiritishni boshlashdi. Yuqorida bir gapni aytmay ketibman. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan deb rivoyat qilingan kitoblar yozilgan. Feruz Obodiyni bu Lisanul Arab bu muallifi Feyruz Abadi İbni Abbas'ın tafsiri nomi bilan bir tafsir yazgarlar toplagan o kişi İbni Abbas'dan deyilgan. İmam Şafii o şey yüzge yakınına etkerler cüdü kubçiligi tokuma. Başka İmam Suyuti'de hem benimce var bu tafsirler içi de. Lekin o şey sahihleri yüzge halas kagerlere hemmesi to'qilgan deydi. Ya'ni zaif yoki to'qilgan gaplar. O'sha to'qilgan gaplarning maqsadi nima edi? To'qilgan gaplarning maqsadi tafsirga kiritishdan. 3ta maqsad bor ekan. Bittasi bid'at ahllari. Bid'atchilar o'zlarini bid'atini qo'llab-quvvatlash uchun. Ikkinchisi, ya'ni o'sha siyosiy maqsad bilan siyosiy mavqiflarini qo'llab-quvvatlash uchun tafsirlarga har turli narsalarni tiqishtirishdi. Keyingisi kofirlar, zindiqlar. O'zlari kofir, zindiq, zohirda musulmon ko'rinadi. Sizga o diyonatdan gapiradi, o gapini eshitsangiz, olamni buzib yuboradigan faqat o'sha dinni g'amini yeyotganga o'xshaydi. Bundan boshqa dinni g'amini yeyotgan odam yo'q. Sizga baqirib qo'ydi, nimaga sen chiqmayapsan deydi. Yaxshilab surishtirsangiz, tagi orqasini musulmon bo'lmaydi.
küfrünü içide birikitip İslam'ga her türlü batıl düşüncelerini kırdı diyebdiler. Fakethratu rivayet. Şunda yakılıp rivayetler köpeyip gitti. Ve dammana muallifu tefasir hadihi rivayet fi kutubihim duna taharrim minhum li sihhati asanidiha. Keyin tafsir yozadigan keyingi ummatni ichida chiqqan ulamolar o'zlaridan oldin musulmon ko'ringan zindiqlarni gaplarini asli tagini surishtirib yetib borolmasdan bunga e'tibor bermasdan uni gapini ham tafsirlariga qo'shib yuborishdi. Zindiq deb savol qo'yiblar. Zindiq musulmon ko'ringan kofir. O'zi qalbi kofir bo'ladi, ko'rinishda musulmon ko'rinadi. Zindiq o'zi dindan chiqqan, zanadiqa dindan chiqqanlarga aytiladi. Musulmon emas o'zi. Xo'p. لأن منهجهم في التأليف كان إيراد كل ما ورد من الروايات في الآية الواحدة تاركين أمر تمحيصها لثقافة القارئ. Çünkü ular o zamonasidagi talab qilib turgan odamlarni, ya'ni ijtimoiy, madaniy holatiga qarab maqsad tafsirni yozib tushuntirish bo'lgan. O'sha paytlarda o'zidan oldingi eshitilgan tafsirga aloqador mavzularni tafsirlarga qo'shishavergan. Mana buni oqibatida mufassirni yoki o'quvchining saqofatiga ko'ra, o'quvchining madaniy holatiga ko'ra tafsirni yozib tarqatilavergan. Nima bo'ldi keyin? Rivoyat ko'payib ketdi. Musulmonlar sahih bilan zaifni ajrata olmay qoldi. Keyin nima qilishdi? ولقد بذل المحدثون في هذه الفترة جهودا جبارة في مقاومة الوضع وتمييز الصحيح من الروايات عن غيره. Keyin yana ahli sunna va jamoa ulamolari maydonga chiqdi. Endi ular tafsirlarni ichidagi saragini sarakka, puchagini puchakka chiqarish. Sahih qaysi, sahih masi qaysi, to'qilgani qaysi, zindiq qo'shgani qaysi? Buni ajratishlikka kuch sarflashdi. Va wada'u fi zalika at-tasanif. Bu haqida keyin bir qancha tasniflarni yozishdi. Masalan, mavzuot to'g'risida alohida, isroiliyat to'g'risida alohida, tafsirdagi sahih va zaifni ajratish to'g'risida alohida usullarga tegishli kitoblar yozishdi. Va ansha'u ilma mustalahil hadis. Ana o'sha zotlar mustalahul hadis ilmiga asos solishdi. Ana yangi bir ilm ro'yobga chiqdi. Mustalahul hadis. Mustalahul hadisni o'qimasdan turib hadisdan gapirayotgan odam Buxoriyda rivoyat bor deb uning matnini tekshirmasdan, unga amal qilish qay darajada ekanligini o'rganmasdan mustalahul hadisning asl qoidalaridan mutlaqo bexabar bo'lgan holda odamlarga din da'vat qilayotganlarni mavzuyimiz xulosasida o'ta xatarli ish qilayotganlarini bilib qo'yishimiz kerak. O'ta xatarli ish qilishyapti. Inson tibbiyotda adashsa, tibbiy mavzuda taklif qilsangiz adashsa, uni joniga talofat yetadi. Yoki moliga talofat yetadi, yoki a'zosiga talofat yetadi. Lekin dindan gapirayotgan odam mustalahni bilmasa, tafsirlarni asli qayerdan kelganligini tushunmasa, arab tilini bilmasa, Qur'ondan hadisdan deb gapirayotgan bo'lsa, u odam dunyosini ham, uqubosini ham o'ta katta xatarga qo'yayotgan odam bo'ladi. Juda xatarli bu. Juda ham xatarli, do'stim, birodarim, sizni atrofingizda kimdir dindan gapirayotgan bo'lsa, unga bu shartlarni eslatib qo'ying. ووضعوا قواعد دقيقة جدا لمعرفة الصحيح من غيره. صحيح بلن صحيح بول مجان روايتنا قنداي أجرتامس ديجان سوالجة دقيق قاعدة لار إشلاب تقارشته.
Hatta meyyezu sahih minel mevdu fahafizallahu bihim dinehu ana. Şunday kaidelerini işlep çıkıştı ki, o kaidelerini bit de okusanız, sizge hadis rivayet kılınsa, yok ki tafsirden bana bu gap deyip gapırsa, uşa dakik kaidelerine süyenip, onu sahih mi sahih maslığını acratıp bile olasız. Mana şu orkali Allah Ta'ala onların dinini muhafaza kıldı. Wallahu galibun ala emrihi, velakinne ektaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala özünün işi de galip zattır, lekin adamlarının köpleri bunu bilmeydi. Galiplik bu cahide kayırda dese, Allah Ta'ala dinini muhafaza kılıçligini Kur'an'da vade bergen. Bu va'dani qanday amalga oshirib kelganligini ulamolar bizga ko'rsatyapti. Bu va'daning amalga oshishligi muhaddislarning hadis taftishi, mufassirlarning tafsirlaridagi sahih va mavzuotlarni tekshirishdagi qoidalari, bugungi qadar islomning yetib kelish san'atlari orqali ekanligini Allohning g'olib amriga ilova qilishyapti. Ulamolar aytyapti buni. Shunday ekan, o'z ulamolarini himoya qilish birodarlar, dinini himoya qilish deyiladi. Mana shuning uchun ham. Ulamolarni himoya qilish, ilmni himoya qilish, imomatni himoya qilish, peshvolarni himoya qilish, ahli ilmlarni himoya qilish dinni himoyasi deyiladi. Buni dushman juda yaxshi biladi. Dushman juda yaxshi biladi. Dushmanning eng katta asos qoidalaridan biri İlimni obro'sizlantirish. Shaytonda ham ilim bor deb olimlarni obro'sizlantirish. Ilmiga amal qilmaganga ergashmayman deb ilmni qadrsizlantirish. Imomlarni haqorat qilib, imomlarni obro'sizlantirish oqibatida dinga hujum qilinadi. Musulmonlarning diniga putur yetadi. Yer yuzida qayerda musulmonlarni bir-biriga qonuni to'ktirilgan bo'lsa, o'shaning orqasidagi fitnani ko'rsangiz, ulamolarga otilgan tosh oqibatida bo'lgan bu fitnalar. Endi do'stim, vallohu g'olibun ala amrihi. Alloh taolo o'zining ishida g'olib zotdir. Mana bu g'alabadan nasibador bo'lmoqchi bo'lsangiz, ahli sunnaga qayting, tavba qiling. Qo'shilmang bu ilmga, imomlarga, ulamolariga tosh otayotgan bu nusxalarga qo'shilmang. Nomini o'zgartirib olgan, choyxona qo'yib olgan, rasmini qo'ya olmaydigan, orqasida zindiq o'tirgan bo'lish ehtimoli katta. Mufassirlarimiz buni aytibdilar. Nomini musulmon bo'lib keladi, musulmonlar orasiga har turli mavzu gaplarni tashaydi, o'zi aslida zindiq bo'ladi. Zindiq bo'ladi musulmonlarni ishiga fitna qilib vazifasi. İmamlarını yomonlayotgan, ulamolarga tosh otayotganlarni bilib qo'yavering. Bular ahli sunna val jamoani uslubidagi odamlar emas. Aniq shaxsiyat bo'lsa ahli sunnadan chiqqan, noma'lum shaxsiyat bo'lsa zindiq bo'lish ehtimoli bor. Murtad bo'lgan, kofir bo'lgan, ya'ni boshqa din vakili, missionerlar jamoasining ichimizdagi xoyillari bo'lish ehtimoli bor. Ajratib oling birodarlar, ilm bizga buni bildiradi. Xo'p. Endi tafsir ilmida Isroiliyat degan mavzu bor. Yangi bahs bu. Bu bahsimizga to'xtalamiz, keyin davomini balki davom ettiramiz. At-tafsir wal Isroiliyat. Wa amma al-Isroiliyat فيمكن تعريفها بأنها الروايات المأخوذة عن اليهود والنصارى في أخبار أمامهم السابقة وقصصهم أنبياء وقصص أنبيائهم وإن كان الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره وغلب على الجانب النصراني بسبب أغلبية اليهود في ذلك الوقت واختلاطهم مع المسلمين في بلادهم. İsrailiyat degan mavzu bor, birodarlar. Tafsirni o'rganar ekanmiz, tafsirda isroiliy mavzular haqida albatta to'xtalishimiz kerak. U nima degani desa, Qur'oni Karim oyatlarini yahudi va nasroniylarning manbalarida kelgan xabarlar bilan tafsir qilish. Bu ma'noda yahudiylarning ishi mashhur. Yahudiylardan bizga, ya'ni Tavrotdan, Zaburdan, Bani Isroilning hodisalaridan bizga yetib kelgan xabarlar. Undan tashqari nasroniylarni yahudiylardan, ya'ni nasroniylar ham yahudi jamoalardan chiqqan o'zi asli. Yahudiylarning ichida
İsa aleyhissalatu vesselam peygamber bulup kigerler. Ularının uşa Müslümanlarının şehirleri de, mesela Mısır'da bir kanca Yahudi ile Nasraniler, Kıbtiler, Nasraniler, hazıran var. İslam dininin adalet dini ikenliğine, İslam dininin adalet dini ikenliğine Mısır cüde katta misal. Mısır'ın tüp ahalisi Kıbtiler bugün. Tilleri Kıbti bugün, başka til, acemi til bugün. Amr ibn As, sahabeyi celil radıyallahu anhu, Hazreti Umar radıyallahu anhu davrları da yok, fatih kılıngan, açılgan. Müslümanlarını o joyda riyaseti hüküm sürgen, iktidarda Müslümanlar bugün. 14 asır buldu braderler. Mısır ahalisinin tili, özünün aslı Kıbti tili yok alıp gitti. Judayam az miqdorda bor, lekin hammasi arab tilida gaplashadi. Mısır arab tilida gapiradi. Tillari o'zgarib ketdi. Madaniyatlari arabiylashib ketdi. Arab Mısırliklarni musta'arab deyiladi, arablashgan millat. Tamomila arabiylashib ketdi. Lekin nasroniy diniga amal qilayotgan jamoalar bor, bir qancha foizni tashkil qiladi. Qibtiylik diniga amal qilayotganlar hozir ham bor. Hattoki cherkovlari, ibodatxonalari bor. Arabcha dinlariga amal qilishadi. Islomning adolatligi. Ana shu Misrda nasroniylar, Madinai Munavvarada yahudiylar bilan billaydi. Dastlab, keyin yahudiylar xiyonat qildi, quvildi ular. Yahudilarning bir qancha rohiblari, boshqalari, masalan, axborlari bilan musulmonlar aloqada bo'ldi. Undan tashqari yahudi jamoalardan musulmon bo'lgan sahobalar bor edi. Ularga nisbatan o'sha bizdan oldingi ummatning kitoblarida, ularning xabarlarida kelgan hodisalar bilan bizning Qur'oni Karim oyatlarimizning tafsirlariga mana bu hodisalar ta'sir o'tkazishni boshladi. وَلَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنَ بِمَوْضُعَاتٍ وَرَدَتْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve İncil'de hikayesi kelgen hadiselerini yengitten halkı yetkazdı. İslam ümmeti Tevrat ve İncil'de yani ilahi olarak vahiy bugün narsalar, keyinçelik adamlarını orası da özgertirilgenden keyin, Allah Ta'ala Kur'an'da alahıda mavzu kılıp, özgertirmeydigen tarihi hadiselerini nazır kıldı. Meselən, Adam aleyhissalatu vesselamın kıssaları, o kişinin yerine düşüşleri, Tavrat'ta hem bu hadiseler var, İncil'de hem var. Musa aleyhissalatu vesselamın Yahudiler bulan bugün hadiseleri, hikayeleri, vakiyeleri Tavrat'ta var. İncil'de hem bunge işareler var. İsa aleyhissalatu vesselamın Meryem anamız bilen bugün, onalar Meryem bilen bugün hadiseler, İncil'de hem var, Kur'an'da hem nazil buldu. Ve Kur'an-ı Kerim bu hadiselerde muciz, şunçalık eğitip gitken hadiselerini kenge eğitirişini haklaştı müfassırlar. Neticede ne buldu? Mesela deyelik, Adem aleyhissalatu vesselam, Havva onamız bilen cennetten çıkıştı. Nime nedir? Yiyip çıkıştı. Cennetteki bir meyveni yiyip çıkıştı. O şey meyve ne miydi? Olma mıydı? Ancır mıydı? Nok mıydı? Ne miydi? Bana bu mavzu doğrusu da bunu kengaytırış için Kur'an'da yok, hadiste yok. Aslında Müslümanlar gibi bunu keregeyem yok. Nime yegenini doğrusu da Allah Ta'ala etmedi mi? Ha etmedi. Bizge kereg maslik için etmedi. Asli kifoyaydi. Lekin o'sha zamonning mufassirlari bu haqida manbalarni qidirishlikni, murojaat qilishlikni boshlashdi. Oqibatda nima bo'ldi? Nasroniylar rivoyatiga ko'ra ilm daraxti, yahudiylar rivoyatiga ko'ra olma daraxti, yana u nimagadir ko'ra nimadir daraxti. Bunga ketib qolishdi. Lut alayhi salatu vasallamning qavmi eng iflos, eng jirkanch ishni qilganda, bu Injilda, Tavrotda, Injilda ham turibdi. Farishtalar kelganligi, İbrahim aleyhisselam bilan ko'rishganligi, borib Lut qavmini parokanda qilib, ularning hammasini tosh boron qilib parokanda qilgandan keyin Lut aleyhisselatu vesselam qizlari bilan bir joyga chiqib ketganlari Injilda turibdi. Buni
xunuk hodisalari bor Injilda. Qur'on uni rad qiladi. Qur'on buni mo'jiz gapirib ketgan. Mana shularni kengaytiraman deb Isroiliyotlar tafsirlarga kirib qola boshladi. كل ذلك ورد في القرآن الكريم موجزا يقتصر على ذكر العظة والعبرة من قصصهم دون التعرض للتفاصيل قصصهم. قرآن الكريم موعزة إبرات صفاته كالترده ولارنا تفصيلاته كرش ميده. قرآن نين اسلوبه شو؟ قرآن ده آدملارنين اسملاره تاريخي جرايالار شهرلارنين قيرلغي نيچنچي يلده حادثة بوغانيگه كرميده قرآن. قرآن Qur'onni o'qigan inson insoniy bashariy qavuldan yuqorida turganligini ko'radi. Zehni, ongi biroz saviyasi yaxshi inson Qur'onni o'qisa, arabchilini o'rganib, Qur'on bu inson so'zi emasligini biladi. Qur'on yuqoridan turib gapiradi. وقد وجد المسلمون تفصيل هذا الإيجاز عند أهل الديانة السابقة بما لا يتعارض مع شريعتهم. فلجأوا إليهم. Müslümanlar keyin bu tafsilotlarni o'zlaridan oldingi o'tgan kitoblarda ko'rib qolishdi. O'zlaridan oldin o'tgan diyonatli odamlarda ko'rishdi. Ya'ni Tavrot Injilni o'qigan odamlar buni tafsilotlarini bilishadi. O'zlarini kitoblarda o'qishgan ya'ni. Keyin ularga murojaat qilishni boshlashdi. Waqtabasu minhum ulardan iqtibos, sitatalar olishni boshlashdi. دون تحرم منهم لصحة هذه الأخبار. Bu xabarlarning sahihligini tekshirib o'tirmasdan bizdan oldingi o'tgan qavmlarda bu hodisa mana bunday talqin qilingan degan ma'noda tafsirlarga kirgizib olishdi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizdan oldingi o'tgan ahli kitoblarning hodisalarini aytgan edi. Waqad akhbara Alloh ta'ala fil Qur'an anna ahlal kitob qad harrafu kutubahum. Ahli kitoblar kitoblarini tahrif qilishgan edi, o'zgartirishgan edi. Alloh taolo aytadi: "A'ud billahi minash shaytonir rojim. Yuharrifunal kalima am mawadi'ihi." Ahli kitoblar kalimalarni o'rnidan o'zgartirishgan edi. Masalan, rojim kalimasini, toshboron kalimasini darraga o'zgartirishgan edi. Shunga o'xshagan ishlari bor edi. Bu Niso surasi 4-oyat. Undan keyin Baqara surasi 2-chi. Baqara surasi Niso 4 debman. Niso 46-oyat. Baqara 79-oyatda Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila." فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kulları bilen kitapke yazgen. Sonra mana şu Allah'tan indillah digen bu işi bilen dinlerini arzan bahage satken kimselerge vayl bulsun, cehennem bulsun. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Kolları bilen yazgan narsaları üçün ham ularga cehennem vayl bulsun. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kıyan işlerge ham vayl bulsun. Deyip Allah Teala ular hakkında haber vergen idi. Şimdi uşu ümmet tafsir yazarken, Kur'an'a mana aytarken tafsilatı kelmagan oyatlarini tafsil qilaman deb, ya'ni kengaytirib tushuntiraman deb, tafsirni yanada go'zalroq qilaman deb ahli kitoblarga murojaat qila boshlashdi. Uni sihhatini tekshirishmadi. Alloh taolo ularni kitoblari o'zgartirilganini Qur'onda xabar bergan edi. Mana bu ish noto'g'ri bo'ldi, deyapti mufassirlarimiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham bayon qilgan edilar. Ahli kitoblarni kitoblariga murojaat qilishlikni tartibini o'rgatgandilar. Aytgandilarki, la tusaddiqu ahlal kitob va la tukazzibuhum. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, payg'ambar alayhi assalom aytadilarki, ahli kitoblarni tasdiqlamanglar. Ahli kitoblarni tasdiqlamanglar va ularni yolg'onga ham chiqarmanglar, dedilar. Hadisni sihhatida gap yo'q.
Matnining sahihligida gap yo'q. Iymoni bor odam payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu gaplaridan hech qanday ishkol topmaydi. Lekin men shu joyda bir narsani aytay birodarlar. Iymonida zada bor. Ya'ni iymoni unaqa quvvat topmagan odamlar har qanday haqiqatga voy, demak undoqmi? Voy, nimaga bunaqa deyapsiz deya oladi birodarlar. Iymon ilmga ergashib samimi qalb bilan Allohning hidoyatiga sabab bo'ladigan, Alloh beradigan narsa. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning mana bu gaplarini ham agar hadis demasdan bir odamga nasroniylarni yolg'onga chiqarma, rost ham demagin desangiz, bu qanaqa odam, bu nimaga ham yolg'on demagin, ham rost demagin deyapti, deb ustidan kulish mumkin. Bunga o'xshagan hodisalar ko'p birodarlar. Biroz to'xtash kerak. Biroz fikr qilish kerak, to'xta. Bu gap to'g'ri duru. Men tushunmayotgan bo'lsam-chi deyish kerak. Demak, unaqa ekanda, demak bunaqa ekanda deb juda ko'p haqiqatlarni ustidan haqorat qilayotgan, juda ko'p to'g'ri gaplarni yolg'onga chiqarib ketayotgan odamlar bor atrofimizda. E'tibor bering. Bu gapni qanday tushunamiz? Ahli kitoblarni tasdiqlamang degani, chunki tasdiqlasangiz, uni ichida o'zgartirilgan yolg'on gaplarni ham tasdiqlab qo'ygan bo'lasiz. Ahli kitoblarni yolg'onga chiqarmang deganlari, ahli kitoblar o'zgartirmagan oyatlar ham bor. Injilda, Tavrotda, Zaburda. Misol uchun hozir Tavrot, Zabur yo'q-da, Injilda. Ularni tasdiqlamang degani, ularni hamma gapini tasdiqlamang. Ularni yolg'onga chiqarmang degani, to'xtang, rost gapni ham yolg'onga chiqarib qo'yishingiz mumkin. Hadisning davomida vaqulu amanna billahi va ma unzila ilayna. Biz Allohga iymon keltiramiz, bizga nozil bo'lgan narsaga iymon keltiramiz. Bo'ldi, tamam. Bu payg'ambar alayhi salatu vasallamni tafsirga murojaat qilishdagi ummatga o'rgatgan darslari, ta'limotlari. Buni olamiz birodarlar. Shuning uchun xohlagan odam Injilni o'qiyversin. Nimaga o'qishdan to'siyapsan? Uni qilaverish kerak. Dindan faqat sen gapirasanmi? Dindan faqat ahli ilm gapirish kerakmi? Din nimaga bunaqa degan mantiqan o'zining demakiya tushunchasi bilan din qurib olishlikning xatarli ekanini biling. Xatarli birodarlar. Men yana ogohlantiryapman. Men Allohning huzurida guvoh, Allohni guvoh qilib aytaman. Bu gapimga javob beraman. Din siz o'ylaganchalik xohlagan odam xohlagan joydan gapirib ketaveradigan darajada sodda emas. Din xohlagan inson amal qilib jannatga kirishligi uchun sodda deydi. Farqi bor buni. Amal qilaman desangiz qiling, mana dinga amal qilyapmiz. Hammamiz qiling dinga. Atrofingizga dinni ta'limotini o'rgating, o'rganing, amal qiling, tamam. Lekin dindan deb gapirayotganingizda matnlarni to'g'ri tushuna olmaganligingizni bir mulohaza qiling. To'xta, men noto'g'ri tushunmayapmanmikin deng. Walakinnal muslimina tasahalu fil akhdhi an ahli al-kitob. Musulmonlar o'sha davrda yoq yengil sanashdi. Din masalasida payg'ambar alayhi salom ogohlantirib turibdilar. Qur'oni Karim, "Oy ahli kitoblar, kitobini o'zgartirgan, ko'zlaringni och" deb turibdi Qur'on. Lekin o'sha davrda tafsir yozayotganlar o'zlarining tafsirlarini kengaytirish, go'zalroq qilish, hech kim bilmagan narsani "Men yozdim" degandek odamlarning oldiga taqdim qilishdi. Yengil sanashdi, ahli kitoblardan olishaverdi. Nima bo'ldi? Dakhalatul Isroiliyat fi kutubut tafsir. Tafsir kitoblariga İsrailiyyat mavzular kirib ketdi. İsrailiyyat demek bizden oldingi ummatlarning kitoblarida, manbalarida kelgan mavzular. Va kanat masadirul İsrailiyyat taduru havla arba'ati ashxas. İsrailiyyat, İsrailiyyat xabarlari to'rtta shaxs atrofida aylanadi. Bular e'tiborli insonlar. E'tiborli insonlar, lekin o'shalarning nomiga
nisbat beriladi va o'shalar orqali rivoyat qilingan bo'lsa ko'zni ochib tekshiring. To'xtang, unga ergashlikda kim, nima, qayerdan degan narsaga qo'ying. Agar ahkomga, aqidaga tegishli, g'aybga tegishli masalalar bo'lsa shoshilmang. Ibrat nasihat bo'lsa, bu hammamizniki bu. To'rtta shaxs bor. Abdulloh ibn Salom. Yahudiylardan bo'lganlar, Bani Qurayzadan bo'lganlar meni bilishimcha, yo Bani Nazirdan. Yahudiylarning ichida juda e'tiborli kishi bo'lganlar. Kelib musulmon bo'lganlar. Tavrotni yod bilgan bu kishi. Tavrotni ham Injilni ham yaxshi bilgan zot bo'lgan. Zamonasida ahbor bo'lgan. Yahudiylarning raislaridan. Musulmon bo'lganlar aytganlarki, yahudiylarni bir qatta jamoasini chaqiraylik. Ularni islomga da'vat qilaman degan. Payg'ambarimiz rozi bo'lganlar, ulardan 9 kishinimi, 10 kishini chaqirganlar. Faqat Abdulloh ibn Salom aytganlarki, birdan meni ko'rsa bo'lmaydi. Oldin meni berkitib qo'ying. Ularga men haqimda so'rang, meni qanday qabul qiladi. Payg'ambar alayhisalom Abdulloh ibn Salomni parda orqasiga bekitganlarida kelgan yahudiylarga Abdulloh ibn Salom haqida nima deysizlar? Desalar, u bizning sayyidimiz, uning otasi ham sayyidimiz bo'lgan, uning otasining otasi ham sayyidimiz bo'lgan. U nima desa unga itoat qilamiz. Uni otasi nima degan bo'lsa unga itoat qilganmiz. Uning otasining otasi ham nima desa unga itoat qilganmiz, deydi bir ovozda. Shunda payg'ambar alayhissalom, agar Abdulloh ibn Salom musulmon bo'lsa, sizlar ham musulmon bo'lasizlarmi, deydilar. Deganda, nima deyapsiz? U musulmon bo'lishi mumkin emas, deyshadi. Shunda chiq Abdulloh, deydilar. Pardani ochib chiqib keladi. Men musulmon bo'ldim, sizlar ham musulmon bo'linglar, deydi. Deganda yahudiylar o'sha paytdagi nima deyishadi? Bu bizning eng rasvo odamimiz. Buni dadasi ham eng rasvo odamimiz bo'lgan. Uni dadasini dadasi ham rasvo bo'lgan. Bunga itoat qilmaymiz, buni otasiga ham itoat qilmaganmiz, undan katta bobosiga ham itoat qilmaganmiz, deb o'g'irilib ketib yorishadi. Mana yahud tabiat shu. Haqni ko'rgan paytida shaxsiy manfaati ustun turadi. Ketib yorishadi. Shunda payg'ambar alayhissalom aytadilarki, agar mana shu 10 tasi, yo 9 tasi, yo 10 tasi. Mana shu 10 tasi musulmon bo'lganda edi, yer yuzida fasod qolmasdi, deganlar. Birodarlar, siz musulmon birodaringiz, musulmon jamoatingiz ichida qachon fitna fasod tarqatayotgan bo'lsangiz, o'sha 10 ta qochib qaytib ketgan odamlarning proyektini ishlayotgan odam bo'lasiz. Ko'zni oching birodarlar, yer yuzidagi fasod aynan shulardan tarqagan. Qiyomatgacha shulardan tarqab boradi. Mana shu Abdulloh ibn Salom yahudi edilar, musulmon bo'ldilar. İsrailî hadiselerden o kişi rivayetini ayta uğradılar. İşitken örgengen adam onun hakikatte doğru mu, notorluğunu acilatmasından tafsirge koşadı. İkinci kişi Kâb-ül Ahbar. Bu kişi ham Yahudilerini ahbarlarından, bu kişi de ham şuna kadar narsalar rivayet kılınadı. Vahib ibn Munabbah, yoki Munabbih. Abdülmelik ibn Abdülaziz ibn Cüreyç. Bular ham asosan rivoyat qilsa, Isroiliyat rivoyatlarini qilishgan bo'lishadi. Birodarlar, endi Isroiliyatni qaysinisi maqbul, qaysinisi nomaqbul, qaysinisida maskut, indalmaydi degan mavzuni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Bugungi darsimizni shu joyda to'xtatamiz. Al-Isroiliyat va atharuha fit tafsir bil ma'thur. Naqli tafsirlarda isroili xabarlarning ta'siri qanday bo'ladi? Qassamal ulama al-isroiliyat ila thalathati aqsam. Ulamolar isroili rivoyatlarni 3 qismga bo'lishgan. Al-awwal maqbulun, birinchi turubor qabul qilinadi. To'g'ri. Qabul qilinadi, eshitiladi, unga ko'ra xulosa chiqarsa bo'ladi. وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كتعيين اسم الحضر عليه السلام إذ ورد فيه حديث صحيح عند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير أو ما كان له شاهد في الشرع يؤيده. برينچه إسرائيليات مقبول إسرائيليات. Onu kabul kılamız. Bu kandaydı ise
Peygamber aleyhissalatu vesselam tomonidan tasdiqlangan, sahihligi aniq isbotlangan hodisalar bo'lsa. Masalan, bunga misol Xidr aleyhissalatu vesselamning isimlarini rivoyati kelgan. İmam Buxoriy rivoyat qilganlar, sahih rivoyatda kitobi tafsirda rivoyat qilganlar. İmam Buxoriyning sahih to'plamlarida alohida tafsirga atalgan bobi bor. Qur'onda Xidr kalimasi yo'q. Kur'an-ı Kerim'de yani min ibadina kegen. Salih bende deb kegen. Salih bende nomi yok. Onun kim ekanligi Sahih Buhari'nin kitabı tefsir babıda Peygamber aleyhisselamdan rivayet kılıngan o adamın nomi Hızır ekanligi keltirilgen. Bu ne meyken? Sahih rivayet. Tekşirilgen. Bunu kabul kılamız. Shunga o'xshagan bizni shariatimiz qo'llab-quvvatlagan, sahihligi bizni shariatda tasdiqlangan mavzu tafsirlarda kelsa, uni qabul qilamiz. Maqbul bu. Wathani maskutun anhu. Ikkinchisi, bu shunday rivoyatlar borki, ular haqida indamaymiz. Nima bo'ladi? Wa huwa ma lam yu'lam sihhatuhu va la kizbuhu. Ros yoki yolg'onligi bilinmagan xabarlar. Rast ya ki olganligini bilmeyimiz. Hazal qismu tajuzu hikayatuhu lil izati wal ibrati. Sahih ya ki sahih emasligi bilinmayapti-yu, lekin mavizasi bor. Odamlarga ibrat sifatida ishlatsa bo'ladi. Yolg'onligi aniq emas, aniq bu to'qilgan deb isbotlolmaysiz. Rost desangiz quvvatlaydigan dalil ham yo'q. Lekin mavzuni eshitsangiz odamlarga manfaati bor. Masalan deylik, İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın gülhange atılıyapken peyttegi halet. Kup, türlü yıxıl türleri var. Bizde sahih rivayette var. Vazağ degen hayvan, uşa peytte otke püflet durgen tezra yanış üçün. Peygamber aleyhissalam onu öldürinler degenler. Misal üçün. Lekin çumalı su kötarıp getiyetken eken, karga otun kötarıp getiyetken eken, sahih mi, sahih mi? Topa olmayımız bunu. Nima qilamiz? Mavize sıfatı da, adamlarga ibrat sıfatı da ayta uğramız. Adamlarga faydası var. Lekin undan ahkam olmayımız. Tushunarli mi? Ve la nu'minu bi sidqihi ve la kidbihi imtisalan li amrin nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Yukarıda Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıngan La tukezzibuhu ve la tusaddiquhu ve la tusaddiquhu ve la tukezzibuhu degen buyrukları var Peygamberimizin. Bilmediyiz mi? Sahih ya ki zayıfligini, tokulgen ya ki tokulmegelligini, özgertirilgen ya ki özgertirilmegelligini bilmeyepsiz mi? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarıge ergeşemiz. O kişi nime dediler? La tusaddiqu ahlel kitab. Ahli kitaplarını tasdiqlemeyin. وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ Yolg'onga ham chiqarmang va qulu amanna billahi va ma unzila ilayna. Biz Allohga iymon keltirdik, bizga nozil bo'lgan narsaga iymon keltirdik deymiz. Shu bilan to'xtaymiz. Mavize sifatida, ibrat sifatida foydalanaveramiz. Uchinchisi bor, marfud tashlanadi. Bu qanaqa? Wa huwa ma ulima kizbuhu li tanaquduhi ma'a shari'atina aw muqolafatihi lil aqli. Acayip gap mana kitoblarda kelyapti. Bu kitob tafsirni boshida kelyapti. O'rni kelganda aytib ketamiz chunki bizni gaplarimizni imkon qadar muxolif ko'rishga harakat qilayotganlarni ilmiy saviyalari hali ancha bo'shligini ko'rsatib ketamiz. Bizga muxolif bo'lgani uchun emas, ahli sunnaning ilmiy asoslariga muxolif bo'lgani uchun. Menga muxolif bo'lsa, to'g'ri mendan ilmi baland bo'lishi mumkin. Men uzumni himoya qilayotganim yo'q. Ahli sunnani himoyasi uchun aytayapman. Xo'p, uchinchi tur isroiliyat bor, uni tashlanadi. U qanday desa, u yolg'on ekanligi aniq isbotlangan. Birinchidan sanadida yolg'onchi bor, falonchi yolg'onchi deb isbotlab topdingiz yoki shariatimizga muxolif aytayotgan gapi. Masalan, qaysidir tafsirda Ibn Kasir keltiradilar. İnşallah Allah umrumuzu bersin. Uşa joyga kelganimizda keltiradilar.
Davud aleyhisselam mı? Kaysıdır peygamber? Özlerinin kol astıda hizmet kılıp yürgen adamını, hatununu yakış görüp kalırmışlardı. Keyin onu erini cihatka jönetip, öldürtürüp alıp, o hatununu nikahlarına avalarmışlar. Bazı tafsirler bunu yazadı. Bazı tafsirler bunu yazgan. Yani kirgizgen şu, İsrailiyat hadisesi. Şeriatimizge zıt mı? Zıt. Nimaga? Peygamberler bir hatununu yakış görüp kalıp, onu erini öldürtürüp alıp, onu üylenmeydi. Bu zıt bu, şeriatga zıt. Peygamberler masum birodarlar. Ular hata kılışlığı, günah kılışlığı mutlaka doğurmaz. Yusuf aleyhissalatu vesselam kıssaları, oho, kança nasıl toktaşırken. Ayyub aleyhissalatu vesselamın kıssaları hakkında ham İbn Kesir vakti kegende kuramız. Haligi bedelleri çırıp ketgeni, kurut yegeni, hamı yoğun mu yedin, tilin mi yemegin digerleri bunlar barçası peygamberinin irzige, obrusuge doğru kemeydi. Bunlar şeriatke zıt digerler, kabul kumegenler. Bana şunge okşagen. Yine, nima deyaptılar? Av muhalafatuhu lil akıl. Yoki, li muhalafatihi lil akıl. Akılge doğru kemegenligi uçun kabul kılınmaydı. Bana şu orunda biraderler, akılını şeriat kabul kıladı. Ko'p o'rinlarda aql kerakmas. Biz undoq desak, masalan, shariatda nima degan bo'lsa, zohiriga iymon keltirib ketaveramiz. To'xta, aql muhim o'rni kelgan paytida. Aqliga muxolifligini ko'ra bila turib, aqliga muxolif ekanligini bila turib, Ha, shunaqa ekan deb ergashib ketaverish to'g'ri emas. Aql ham o'rnida bor. O'shaning uchun qat'iyatlar haqida zikr kelganda qat'iyat deganda bular aqidani e'tiborga oladi deb o'ta sayoz ma'no aytayotganlarga aldanmang. Aql ham ba'zi o'rinlarda qat'iyat jumlasiga kiradi. Aql tasdiqlab turgan narsani hadis, oyat kelsa biz aqlni tashlab hadis va oyatda bir necha ma'nolarni ifoda qilgan narsa bilan ma'no aytmaymiz. To'xta deymiz. Bu joyda Qur'on va hadis noto'g'ri bo'lishi mumkin emas. Sog'lom aql Sağlam akıl, Kur'an ve hadiske muhalif buluşu ham doğrumaz, mümkünmez. Demek bu cayda akıl ispatlab durgan mana bu narsa var mı? Mesela yerini yumalak ekanligini akıl ispatladı mı? Kur'an-ı Kerim'de tekst degen manadaki ayetlerini hammasini yüzesi tekst deb olamiz. Yumalaklığı hakkında başka ayetlerden mana çıkaramız. Akıl tasdiqlab durgan aniq fallarını inkar kimiydi şeriat. Demek İsrailî hadiseler tafsirlerde uçurab kalsa akılige, sağlam akılige yani şunu yaxşı bilin Alkaşni akılige, narkomanin akılige emas Oğrinin, zinakarının akılige emas Şahsi manfaatını oylab xulosa çıkaradigan şahsiyatının akılı emas Sağlam akıl Sağlam akıl, şeriatke boysungan akıl Şu akılige muhalif boladigan bolsa ham Onu aytamiz ki doğru emas. Masalan deylik, Lut aleyhissalatu vesselam qissalari haqida shunaqa hodisalar bor. İncilde bor. İncilni ochsangiz qo'rqib ketasiz. Na'udhu billah deysiz. Shunaqa ham bo'lishi mumkin mi? Nimaymiş? Erkaklarni qirib yubordi. İkkita farishta kelib hammasini toshbo'ron qildi. Lut aleyhissalom faqat qizlari bilan qoldilar. G'orga chiqishdi, yurishibdi. Endi qizlar Öyle yaptı birbiriye. Karab ayeti yaptı ki biz kanday kan nasıl kaldıramız? Erkek kişi kalganı yok ki diyeceğim. Bitti kim kaldı? Lut ataları. O kişiden biz zat alışımız gereği dedi de kızları Na'udhu billah bu gapni karayın. Lut aleyhissalatu vesselam'ını içirip mas kılıp o bilen cinsi alaka kıldı. Kim farzand şu bilen dünyaya geldi. Bu kaysa sağlam akılıge doğru geledi. Peygamberden şunaka fitrat kütüledi mi? Peygamber şunu kabul işi mümkün mü? Yok. A kanday onda adam tarqadı dese, o fakat bütün dünyanı kırvargeni yok. Lut aleyhissalatu vesselam'ın kavmindeki uşa transgenderlarını, uşa davrını, galiboylarını, aslı luti, luttuvazlar deyiladi, lutiler, lutilerini kırdı Allah Ta'ala. Bazılar aytadı, nega luti deysiz, peygamberinin namını aytiladı. Hadiste aytildi Luti dedi ularni. Asarda bor ular Lut aleyhissalatu vesselamning qavmi bo'lganligi uchun. Luti deyiladi. Ularni qirdi İbrahim aleyhissalatu vesselamning qavmlari bor edi. Erkaklar boshqa dunyoda bor edi, ular bilan ko'paydi.
Mana shunga o'xshagan aqlga muxolif bo'lgan hodisalarni rivoyatini ko'rib qolsangiz, ha, shunaqa ekan deb ergashib ketavermaslik kerak. Chunki da'vatchining yoki asar yozuvchining qobiliyati ba'zan insonni aqlidan ko'ra hissiyotiga xitob qiladi. U hissiyot insonlarni adashtiradi ko'pincha. Bizga haqiqiy to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan sog'lom aql va sahih rivoyatlar bilan quvvatlangan dinimiz hisoblanadi. ولا يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته. Mana shunga o'xshagan aql tasdiqlamagan, yolg'onligi aniq bo'lgan isroiliy rivoyatlarni tasdiqlash, ularni qabul qilish yoki rivoyat qilish mutlaqo joiz emas. Agar mufassir uni tafsirlarda keltirsa, nima uchun keltiradi? Idza rawahul mufassir fi tafsirihi wajaba alayhi bayanuhu. Agar shunaqa narsalarni tafsirda keltirsa, mufassirning zimmasida vojib bo'ladi. Bu aslida yolg'on, buning asli mana bu illatlari bor deb bayon qilib qo'yish kerak. Rivoyatni qilib shunaqa gaplar bor deb ketaverishi joiz emas. Waqat kana li hadhihi al-isroiliyat atharun sayyi'un fi at-tafsir. Mana shunga o'xshagan isroiliyatlar, ya'ni aqliga to'g'ri kelmaydigan, naqliga to'g'ri kelmaydigan, shariatimizga muxolif bo'lgan shunaqa isroiliyatlar tafsir kitoblarida juda qattiq ta'sir o'tkazgan. Ko'p tafsir kitoblari bor, ularda shu narsalar u tafsirlarning obro'siga putur yetkazgan. Iz adkhalat fihi kathiran min al-qisas al-khayali al-muhtari'. Ularda o'sha xayoliy to'qilgan bir qancha asarlar shunga o'xshab kiritib yuborilgan. Wal akhbarul makzuba, yolg'on xabarlar kiritib yuborilgan. Va hada ma daf'al ulama li muqawamatiha, unga qarshi muqovama kuch g'ayrat saplab ulamolar ularni taftish qilishgan, ko'rsatib berishgan. Va ixdo'uha li ma'ayiri naqdi riwaya, ular shu rivoyatlarni qabul qilish qilmaslik me'yorlarini, mezonlarini qo'yib berishgan. Mawazinu shari'ati li tamzin al-maqbul min al-mardud, shariatning mezoni bilan maqbul qaysi yu mardud qaysi, maqbul qabul qilinadigan, mardud tashlanadigan, bularni ulamolar mezoni bilan qo'yib berishgan. Ba'zilar hozir so'rayapti, ulamolarni haqorat qilsa avlodidan ulamo chiqmaydimi? Sahih Buxoriyda hadis bor. Hadisi Qudusiy. Alloh taolo aytadiki, "Man ada li waliyan faqat azantuhu bil harb" deydi. Kim mening do'stimga dushmanlik qilsa, unga qarshi urush e'lon qilaman deydi Alloh taolo. Imom Molik bo'lsalar kerak, Allohning do'sti kim? Yo Ibn Hajar Asqaloniy shu hadisni sharhida aytganlar. Allohning do'sti kim desa, Imom Molik ulamolar Allohning do'sti. Agar ulamolar Allohning do'sti bo'lmasa, boshqa men odam tanimayman Allohning do'sti deganlar. Yer yuzida hech kim qolmasa, bir dona do'sti bor desa, o'sha ulamo bo'ladi. Olim inson bo'ladi. Olim Allohning do'sti. Olim Allohning do'sti. Ana shu odam, Allohning do'stiga qarshi dushmanlik qilsa, unga qarshi yomon gapirsa, uni haqorat qilsa, unga har turli gaplarni qilsa, Alloh taolo unga urush e'lon qiladi. Allohning urushi u bandani dunyosini xarob qiladi, avlod ajdodini rasvo qilib olish ehtimoli ko'p. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallamga dushmanlik qilgan odamlar Qur'oni Karimning oyati bilan qattiq zarba edi. Inna shani'aka huval abtar dedi Alloh taolo. Payg'ambarimizni mushriklar nima degan edi? Buning zoti yo'q. Erkak o'g'il farzandi yo'q. Bundan keyin nasabini davom ettiradigan hech kim yo'q. Bu abtar deyishgan edi. Abtar degani zoti kesik degani. Alloh taolo nima dedi? Sizni sha'ningizda shunaqa gap gapirganni o'zini zoti kesik dedi. Bir qancha balosi bor edi. Adashmasam Os ibn Voil edi shu gapni gapirgan. Yoki Nazr ibn Xoris edi. Uni Alloh taolo zotini qirdi. Nasab qolmadi shu odamlardan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ishlarini davom ettiradigan milliardlagan odamlar bor. Qiyomatgacha bu din davom etadi. Ahli ilmlarga nisbatan yomon muomalada, ularni yomon ko'rgan, ularni haqorat qilgan, obro'sizlantirganlarni avvalo o'zi halokatga uchraydi va tajribada uning o'g'li yaxshi odam bo'lib chiqmaydi.
Mana shu rivoyatlarni ma'nosida bor. Va bi sababi hadhihi al-isroiliyat tafawata ath-thiqa fi kathirin min at-tafasir allati wada'aha kibar al-a'imma. Mana shu isroiliyatlarning tafsirlariga kirib qolish oqibatida tafsir kitoblarini qadri, qiymati, quvvati farqlanib qoldi. Katta katta imomlar bu borada tafsirlarga turli xil baholarni berishadi. O'sha baholarda isroiliyat qo'shilgan, qo'shilmaganligi ham katta ta'sir o'tkazdi. Birodarlar, bugun darsimiz 15 minutcha o'tib ketib qoldi. Shu joyda bugungi darsimizga 3ta nuqta qo'yamiz. İnşallah Rabbil Alemin. Allah Subhanahu Teala bu suhbetimizni manfaatli qilsin. Keyingi derslerge ham barchamizni özü müşarraf qilsin. Dinge hizmet qilib borishligimizda özü barchamizga kuch-quvvat versin.